Merhaba, ben Doktor Ahsen Bakan radyoloji uzmanıyım. Bugün sizlerle radyolojinin dışında bir konu, C vitamini ile ilgili konuşacağım. C vitamininin sağlığımız için faydaları nelerdir? Hangi gıdalarda bulunur? Ve günde ne kadar tüketmemiz gerekir? Bu soruların cevaplarını vermeye çalışacağım. Vitamin kelimesi vital amin, yani hayati element anlamına geliyor. O halde vitaminler metabolizmamız için hayata önem taşıyan kimyasallar ve insanlar D vitamini dışında kabul edilen 13 vitaminden hiçbirini üretemediğinden buna C vitamini de dahil hepsini dışarıdan ve mümkünse yiyeceklerden almalı. C vitamini açısından zengin yiyecekler neler? En bilineni narenciye dediğimiz limon, greyfurt, portakal, kivi grubu. Bunun dışında kırmızı, yeşil biber ve çilek C vitamini açısından çok zengin. Yine turpgiller dediğimiz brokolide, brüksel lahanasında, karnabaharda ve lahanada yüksek oranda C vitamini var. Domates, patates de C vitamini içeren gıdalar arasında. Peki biz bu besinleri nasıl tüketirsek C vitamininden en yüksek oranda faydalanırız? C vitamini ısı ve ışık ile yok olabilen bir vitamin. Yüksek pişirme sıcaklıkları, uzun pişirme süreleri bu vitamini parçalayabilir. C vitamini aynı zamanda suda çözünen bir vitamin olduğundan pişirme suyuna geçer ve bu sıvılar tüketilmezse yok olabilir. Hızlı ısıtma yöntemlerini tercih ederek, pişirme suyuna mümkün olduğunca az sıvı koyarak C vitamininden daha yüksek oranda faydalanabiliriz. Çiğ olarak tükettiğimiz meyve sebzelerden ise en yüksek oranda faydalanıyoruz C vitamininden. C vitamini aynı zamanda yeşil yapraklı sebzelerin içinde bulunan hem grubundan olmayan demirin emilimini de arttırıyor. Yeşil yapraklı sebze yemekleriyle bu gıdalarla birlikte C vitamininden zengin içecekler içersek demir emilimini de arttırmış oluruz. Bunun dışında C vitamininin pek çok faydası var. Örneğin kolajen sentezinde yardımcı, yani sağlıklı cilt ve kan damarları iyi yara iyileşmesi için gerekli. Kan pıhtılaşmasında, damar ve akciğer fonksiyonunda önemli rol oynayan prostaglandinleri ve nitrik oksiti etkiler. Beyin ve sinir sisteminde, sinir hücreleri arasında mesaj taşıyan kimyasalların üretiminde de ihtiyacımız var C vitaminine. Bunun dışında belki de en önemli faydalarından biri bağışıklık sistemimizi güçlendirmesi. Özellikle istilacı bakterilerle savaşan beyaz kan hücrelerimizin işlevini artırarak bağışıklık sistemimizi destekliyor. Viral enfeksiyonlara karşı ise virüslerle savaşan proteinlerin üretimini artırarak yine bağışıklık sistemimize büyük katkısı var. Endokrin sistemde ise glikoz, şeker metabolizmasını etkiliyor. C vitamininin son yıllarda en çok dikkati çeken işlevi ise antioksidan özelliği. C vitamini doğadaki en güçlü ve çok yönlü antioksidanlardan biri. Kendi başına hareket ederek DNA'yı, yani gen dizilimimizi oksidatif hasardan korur. Peki DNA'nın oksidatif hasardan korunması sağlığımız için ne gibi bir fayda sağlar? Kanser riskimiz azalır. Hafıza kaybına ve çeşitli nörolojik hastalıklara karşı korunuruz. Hatta yaşlanma sürecini bile yavaşlatabiliriz. Son söylediğim cümle C vitaminine ilgiyi son birkaç yıldır iyice arttırdı. Yaşlanma sürecini yavaşlatabilir derken, ne kadar fazla C vitamini alırsak o kadar az yaşlanırız ya da cildimiz o kadar genç görünür demek istemiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın diye özellikle bu arada belirtmek istedim. C vitamini DNA'nın yanında LDL, yani kötü kolesterolü de oksidatif hasardan koruyor. Böylelikle kalp damar hastalığı, felç riskini azaltıyor. Ayrıca diğer güçlü antioksidanlar olan E vitamini ve glutatyonu yedekleyebilir, geri dönüştürebilir. Ve tüm bu saydığım antioksidan etkiyi en güçlü şekilde yapan doğal kaynaklardan aldığımız C vitamini. Bizler C vitamininin saydığım tüm faydalarını istiyorsak, C vitaminini sadece hastalık anında değil her gün tüketmeliyiz. Önerilen günlük miktar 19 yaş ve üstü erkekler için 90 mg, kadınlar için 75 mg, hamilelik döneminde bu oran 85 mg, emzirme döneminde 125 mg çıkıyor. Sigara içmek C vitamini seviyelerini düşürdüğünden sigara içenlerde ek 35 mg'a ihtiyaç var. Belirtilen bu miktarlar sağlıklı bireyler için yeterlidir
ve dengeli bir diyet C vitamininin yeterli dozlarını karşılayabilir. Biz zaten C vitamininin fazlasını vücutta depolayamıyoruz. 400 mg ve üzeri dozlar idrarla atılıyor ve çalışmalar ağız yoluyla 1000 mg'dan daha yüksek miktarlar alındığında C vitamini emiliminin %50'nin altına düştüğünü gösteriyor. C vitaminini takviye tabletler yerine doğal yollardan almak elbette daha iyi. Çünkü C vitamininin ana diyet kaynakları olan meyve ve sebzeler bize C vitamininin yanında pek çok faydalı besini sağlarlar. Diğer yandan yeterli meyve ve sebze yiyen bireyler sağlıksız gıdaları daha az yeme eğilimindedir. Ve belki de en önemlisi, takviye tabletlerle alınan C vitamininin antioksidan etkisinin doğal yollardan alınan C vitamininin antioksidan etkisine erişememesi. Özetle söylemek istediğim, C vitamini sağlığımız için çok gerekli ve yeterli meyve ve sebze içeren bir diyet ihtiyacımız olan C vitamini miktarını karşılar. Akut ve kronik hastalıkların hem medikal hem ekonomik yönü var. Biz toplum sağlığını düşünürken ekonomisini de düşünüyoruz ve toplum sağlığı için insanlarımızı, vücudumuz için gerekli C vitamini miktarının çok çok üstünde C vitamini dozu içeren pahalı tabletlere yönlendirmek yerine C vitamininden zengin beslenmeye yönlendirirsek hastalıkların medikal ve ekonomik maliyetlerini azaltma potansiyelimiz çok daha yüksek olur. Yüksek doz takviye C vitamini ile ilgili konuşmaya bir sonraki videomda devam edeceğim.